Sayın Beşiktaş, buyurun. Arkadaşlar duyamıyorum, müsaade eder misiniz lütfen? Müsaade edeyim ama ben Sayın Beşiktaş'ı duyamıyorum lütfen. Arkadaşlar müsaade eder misiniz lütfen? Sayın Özel, rica ediyorum, bakın duyamıyorum Sayın Beşiktaş'ı. Bizim önergemizin çarpıklıklarla dolu olduğunu söyledi. Çarpıtılmış dedi. Yani bu neredeyse saptırdınız. Yani eğer yani bu çarpıtılmıştır, açıkçası, öyle denmiştir. Bunları da bizim... bakın müsaade ediniz Sayın Beşiktaş. Yani bu meseleyi çarpıtıyorsunuz, bu böyle değildir. Biz eğer sataşma hakaret kabul edersek biz burada mümkün değil bu görüşmeleri yapamayız. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Yerinizden söz vereceğim ama bu sataşma değil. Bakın Sayın Beşiktaş, Sayın Beter, buyurunuz. Bir dakika. Buyurun. Sayın Başkan, biz hiçbir şeyi çarpıtmıyoruz, gerçekleri ifade ediyoruz. Bugün kebap da terörist ilan edildi. Bize ne anlatıyorlar bilmiyorum gerçekten. Yani Cumhurbaşkanı'nın konuşması aynen şöyle. Parklarda yatanların öğrencilikle ne alakası var? Bunlar Gezi'de olduğu gibi dışarıdan gelip buralarda terör estiren teröristler dedi. Anadolu Ajansı'nın haberini ben Hatip'e okuyorum. Anadolu Ajansı diyor ki yüksek öğrenimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu buldu. Ayrıntıları var, zaman olmadığı için açmıyorum. Şimdi öğrenci olmayanlar dayanışmaya gidemez mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Başörtüsü eylemlerine başörtülü olmayanlar gitmiyor muydu? Ben gittim mesela. Milyonlarca başörtüsü olmayan kadın olarak biz gittik, bu eylemleri destekledik. Tabii ki barınamayan öğrencilerle destek ve dayanışma etkinlikleri de olacaktır. Şimdi bir vekil gittiğinde ya da bir siyasetçi sen sözlerinizi. Buraya gidemezsin denilemez. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Yani bu biliyorsunuz bütün dünya konuşuyor. Pandora belgelerinde sadece Rönesans Holding'in kaçırdığı vergi 210 milyon dolar. Ortalamalar rakamlarla bu para 1 milyar 900 milyon TL. Bu parayla 100 yataklı 100 adet yurt yapılırdı. 10 bin öğrenci sokakta değil yurtta kalırdı. Diğeri Kızılay'ın toplanan bağışlarla yaptırdığı yurt AKP'li belediye hizmet binası oldu. Bu soruya yanıt bekliyoruz. Toplanan bağışlarla yapılan yurt neden sizin hizmet binanız oldu? Bu soruya gerçekten şimdi hemen cevap istiyorum. Halka yalan söylüyorsunuz dedi bize. Halka yalan söyleyen biz değiliz. Biz halka hakikati anlatmak için burada çırpınıyoruz. Ama onlar halka mütemadiyen yalan söylüyorlar. Biz de bu yalanları düzeltiyoruz.